Yani. Onun için aziz kardeşlerim, bu gecelerin kadrini, kıymetini bilmek, ilim ve iman başlangıcı ile olur. İlimsiz olmaz. İlim olacak. İman olacak. Tam olacak, eksiksiz olacak iman. Bu olmadıktan sonra o gecelerin kadri kıymeti anlaşılmaz muhteremler. Şöyle peygamberlerin hayatına bir bakın bakalım. Dalalet karşısında nasıl dimdik durmuşlar? Zulmü alkışlamışlar mı? İman edenlerin arasında farklılık bir uygulama koymuşlar mı? Yok. İşte Allah-u Teala bize tenezzül ediyor. Ara dönemleri bize ikram yapıyor, bonus veriyor. Hadi kullarım diyor, siz bir ay boyunca oruç tuttunuz. Kimsenin görmediği yerde yemediniz, içmediniz ama size öyle bir anda veriyorum ki o anda da bütün gücünüzle yüklenin. Ya, şimdi bu böyle anlaşılması gerekiyor. Fırsatı ganimete çevirmek gerekiyor bu manada. En basit bir futbol takımını düşünün. Sahaya çıkmadan 3-5 gün önce antrenman yapıyor, yatıyor, kalkıyor, koşuyor, takla atıyor. Kaleye bir gol atacak. Antrenmansız sahaya çıkıyor mu takımlar? Çıkmıyor. İşte Müslüman da antrenman ne olacak? Hayatın bütün alanlarında inen ayetleri kendinde bulacak. Nitekim dalalete düşmeyelim diye, sapık yollara girmeyelim diye size iki şey bırakıyorum. Terektü lekum emreyn len tadillu ma temessektum bihime. Ona sarıldığınız sürece asla sapıklığa, dalalete düşmezsiniz. Nedir o? Kitabullah Teala ve sünnete Resulü. Allah'ın kitabı ve benim Resul'ün sünneti. Yani Allah-u Teala'nın gönderdiği peygamberin bazı duaları var. Allah Resulü şöyle dua ediyor. Allahümme e'ûzü bike min ilmin la yenfe'. Adam profesör. Şu hadis-i şeriflere bakın. Ne kadar büyük bir rahmetellil alemin olduğunu buradan anlıyoruz. Alemlere rahmet olarak gönderildiğini buradan anlıyoruz. Buyuruyor ki, Allah'ın faydası olmayan ilimden sana sığınırım. Nedir o faydası olmayan ilim? İlim öğrenmişsin, insanları küçük görüyorsun. İlim öğrenmişsin, kendini müstağni zannediyorsun. İlim öğreniyorsun, neredeyse öyle bir sözün meclisten dışarı, öyle bir terbiyesizlik yapacaksın ki gücün hızını alamıyorsun, cesaret edemiyorsun. Peygamberi kendini peygamberden daha öteye koyacak neredeyse yani. Ya hadislerden kuşku duyan, hadisleri içselleştirmeyen, hadisleri kendi kafasına göre yoran, neredeyse ayetlere bile diyenler çıkmıyor mu? İşte peygamberin sözü olarak bu adam ilahiyat mezunu, ilahiyat profesörü, tefsir profesörü. Al sana faydasız ilim. Okur, okur, okur insan böyle işte irfandan, edepten, ahlaktan yoksun bir okuma yaparsa işte bu makama gelir. Esfele sefiline gelir. Ya onun için aziz kardeşlerim, Kur'an'ı doğru anlamak problemimiz, en büyük problemimiz.